Geçmiş maç için şunu söyleyebiliriz. Geçen hafta enteresan bir ilk devre, her şey doğru giderken ikinci devrede bütün her şey tersine döndü bir anda. Bu ligde genel anlamda baktığınızda karşı takımın hatalarını değerlendiriyorsanız kazanıyorsunuz. Maçın başından sonuna kadar ilk devrede onlar hata yaptılar, biz gol bulduk. İkinci devrede biz hata yaptık, onlar golleri buldular. Maçın sonunda galip geldiğimiz için yani demek ki onlar bizden daha çok hata yaptılar diye düşünüyorum ben genel anlamda. İkinci yarıda bir 10 dakikalık bölümde biz inanılmaz derecede kötü hatalar yaptık ve o hatalarda gol oldu. Böyle olunca da bir anda geçmişin verdiği, acaba bu maçı da mı kaybedeceğiz psikolojisi oyuncuların üzerine düşünce işler biraz tersine gitmeye başladı. Lakin yine maçın sonlarına doğru düzelttiler oyuncularımız ve doğruyu bulduk diye düşünüyorum ben. Maçı kazandığımız için de son derece mutluyuz. Ama her maç böyle olmayacaktır. Bundan sonraki maçlarda daha az hata yapmamız gerektiği ortada. Bu maç bizim için hakikaten çok büyük bir ders niteliğinde olmalı. Bundan ders alabilirsek çok yol kat ederiz. Ders alamazsak başımız belada demektir. Baktığınızda bir takımı kurarken biz de yeniyiz burada. Yeni olduğumuz için de geçmişte kimler daha çok oynamış, kimler şey yapmış. Ona göre bir yapılanma yapıyoruz. İki tane antrenmanla çok fazla bir şey edinemiyoruz, bilgi edinemiyoruz. Böyle olunca da normal standartta bir takım kurmaya çalışıyoruz. Baktığınızda ilk devrede her şey çok olumlu gittiği için doğru 11 yapmışız gibi gözüküyordu her şey. Siz de ilk devrenin bittiğinde baktığınızda ne düşündünüz? Tamam, doğru 11 kurulmuş, 2-0 galip durumda. Çok fazla pozisyon vermiyor, bulduğu pozisyonları atmaya çalışan bir takım gibi. Lakin ikinci devredeki o rüzgarın estiği işte bir 8-10 dakikalık bir bölümde bireysel küçük hatalar bize pahalıya patladı. Biz de tabii oyunun gidişatında bazı oyuncular vardır. Yani daha evvel ben oyuna aldığımız oyuncularda da, geçen maçta da, burada antrenmanda da yani gözlem yapıyoruz. Bu gözlemlerde de bunların bir şeyler yapabileceğini, bu takıma katkıda bulunacağını düşündüğüm için oyunu aldım. Yoksa yani oyunu aldığım oyuncular oynayanlardan çok iyi değil, çok da kötü değil. Eş değer oyuncular ama tercih olarak da ilk önce o diğerlerini oynatmayı düşündük. Daha sonra da bize faydalı olması için beğendiğimiz oyuncuları da dedik ki böyle böyle bize katkıda bulunabilir dedik. Onlar da katkıda bulundular. Maçtan sonra şunu konuş, futbolda hata her zaman hata var yani, yok diye bir şey yok. Hata yapılacak ama şu var, aynı hatayı eğer önümüzdeki maçlarda tekrar edersek problem olur. Yani bir maçta bu tür hatalar yapılabilir. Futbolda her zaman hataya müsait bir oyun çünkü. Buranın iyi oyuncularından bir tanesi. Sakaryalı, yerel oyuncu, bu oyuncunun aslında yani baktığınızda daha üst kademelerde oynama gibi bir şeyi de var. Kapasitesinin olduğunu düşünüyorum. Ama şu var, şu anki tabloda oyuncunun psikolojisi çok önemli. Baktığınızda yaptığı hata, yani futbolda hata yapılıyor, iki tane hata yaptı, iki de gol oldu. Bazen başka bir arkadaşımız da hata yaptı, o olmadı gol. Hatırlıyor musunuz? Şimdi, futbolda bazen futbol şansının da yanında olacak. Bunun yaptığı hatalar gol oldu. Onun için de futbolda hataya yer var. Lakin yanlışa yer yok. Eğer aynı hataları devam ediyorsa ve bundan sonra devam ettirirse, o zaman ona göre çözüm bulmak gerekecek. Yoksa baktığınızda olabilirlikleri var futbolun. Kendi kalemizde de gol atıyoruz bazen. Terslikler olabiliyor. Burada Burak büyük bir şanssızlık yaşadı. Terslikler onun başına geldi. Sakin olmamız gerektiğini söyledim. Çünkü biz onlardan iyi takımız. Normal şartlarda bizim takımın onlardan 3 tane gol yemesi de bir mucizedir. Maçın gidişatında yani olan olayları anlamak mümkün değil. Yani o takımın bize gol atma ihtimali yok yani, eğer böyle bir şey yapmazsan. Yani böyle büyük hata yapmazsan. Ve 2-0 öne geçmişsin, her şey lehine gelişmiş. Bu tür bir olayı da ben böyle bir maçta, yani kolay yaşanabilecek bir maç değil yani böyle maçlar. Her zaman böyle bu tür şeyler oluşmaz. Onun için diyorum bu maç bizim için çok inanılmaz ders niteliğinde bir maç diye. Yani ne kadar rahatken nasıl iş yaptığımız, panik haline
döndüğümüzde 3-2 mağlup duruma döndükten sonra tekrar toparlanmak, tekrar reaksiyon vermemiz, bunların hepsi inanılmaz derece bizim için bir ders diye düşünüyorum ben. Yani işte her zaman denk gelmez böyle maç. Yani senede bir tane böyle bu tür maç oynanır. Onlardan bir tanesi denk geldi. Bizim de ilk maçımız olması hesabıyla enteresan. Bundan sonra oynayacağımız maçlarda daha dengeli, daha böyle öne geçtiğimizde düzenli oynamamız gerekiyor. Daha az hatayla oynamamız gerekiyor. Çünkü yine aynı şeyi söylüyorum. Bu liglerde futbol çok iyi oynamaktansa az hata yapmak daha çok maç kazandırıyor. Az hata yapan maç kazanıyor. Çok iyi oynaman maç kazandırmıyor. Az hatayla gidersen maç kazanabiliyorsun. Onun için de bizim bundan sonraki maçlarda daha az hatayla oynamamız gerekiyor. Bununla ilgili yönetimin tabii bir şey olabilir, tasarrufu olabilir. Ben kalkıp da şöyle yaptı, böyle yaptı dersem benim için şey değil ama şu var. Biraz evvel bir şey söylediniz. Eğer takım kaptanlığı bantını attıysa bu. Yani biraz söylediniz kendiniz. Ben bir şey söylemeye gerek yok. Tahmin ediyorum ki o da sizin huzurunuzda özür dileyecektir taraftardan. Özür dileyecektir diye düşünüyorum. Şimdi yönetici arkadaşlarımız görüştüler. Olmaması gerekiyor ama bu arkadaş yaş olarak baktığınızda çok erken yaştaki bir arkadaşımız. Erken yaşta oynamaya başlayan bir arkadaşımız. Yani çok iyi tanımadığım için de çok fazla yorum da yapmak istemiyorum ama geleceği olan da bir arkadaşımız yani. Bir taraftan bunları törpülememiz lazım hareketlerini, bir taraftan da bu arkadaşa da yardımcı olmamız lazım. Elimizden geldiği kadar yani kötü bir oyuncu değil bu iyi bir oyuncu. Buna destek olmak gerekiyor hem basın olarak hem taraftar olarak hem bizler. Hocam o konuda destek olmamız lazım. Yani bunun psikolojik destekte aldırmamız gerekecek. Görüntü onu gösteriyor. Ben çok yeniyim. Çok fazla tanımıyorum ama mesela ben geçen sene dışarıdan bir antrenör, rakip bir antrenör olarak gördüğümde ben bu oyuncunun iyi bir oyuncu olduğunu, bunun daha üst takımlarda oynayabileceğini rapor ettim yani. Dışarıdan görüntü bu. Çok yeni olduğum için çocukla ilgili ne yorum yapsam belki hata yapabilirim. Onun için çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü zaman bana lazım, onu da benim tanımam gerekiyor. Başta ben olmak üzere ona yardımcı olmam gerekiyor. Yani onun için de çok fazla yorumda bulunursam hata ederim diye düşünüyorum ben. Görmedim ama gideceğim, görmeye gideceğim, bakacağım. Şu anda yine ekiplerimiz oradaymış, uğraşıyorlar daha verimli hale getirebilmek için. Tabii sahanın iyi oyun olmamasının, yani işte futbola çok elverişli olmamasının bizim açımızdan problem var. Bizdeki oyuncular hep oynama yönelikli oyuncular. Oynatmama yönelikli oyuncumuz yok çok fazla. Böyle olunca da karşı takım buraya geliyor. Sadece oynatmamayı düşünüyor. Bu sefer problemler bizim tarafımıza doğru dönüyor. Sahayı iyi hale getirmek gerekiyor bu yönden. Diğer yönden çünkü oynayacağımız rakibin şu ana kadar da mağlubiyeti yok. Ama her şeyin bir ilki var. Biz de bu hafta bu ilki yaşatmak istiyoruz arkadaşlara. Onun için savaş vereceğiz. Baktığınızda şu ana kadar içeride puan alamamış Sakaryaspor. İçeride ilk 3 puanımızı da bu hafta almak istiyoruz. Bir camiada daha çok baskı oluyor. Çünkü neden? Senenin başında başlarken biz şampiyon olacağız şeyiyle başlıyorsunuz. Sloganıyla. O zaman o baskı altındaki oyuncular da bunu sezon hazırlığında görüyorlar tabii ki. Yani baktığınız özel maçıyla, antrenmanıyla ya işte bakıyorsunuz seyirci antrenmana geliyor. Böyle olunca da o baskı tabii ki oluşacak. Bunu bir şekilde kaldırmamız gerekiyor. Nasıl? Biz işte bunu nasıl kaldırabilirsin? Maç kazanarak. Önümüzdeki maçı kazanarak kaldırabilirsin. Ben yalnız şu vardı. Bu hafta için yani şunu isteyebilirim taraftarlardan. Bize 90 dakika müsaade etsinler. Desteğini devam etsinler. İşte görüyorsunuz oynadığımız maçta. Maçın başında her şey lehimize, maçın ortasında her şey aleyhimize ama maçın sonunda yine her şey lehimize döndü. Demek ki destek verirlerse biz maçın sonunda dışarıda olduğu gibi içeride de bu haftaki maçta maçın sonuna kadar bize destek verirlerse biz onlara onların seyredebileceği, onların istediği skorları alabilecek bir takım olmaya çalışacağız. Onun için de bu desteği ben rica ediyorum özellikle taraftarlarımızdan çünkü bu baskı var, doğru söylüyorsunuz. O baskıyı
Nasıl kaldırabiliriz? Taraftarların desteğiyle kaldırabiliriz. Bu negatif baskı gibi gözükürken, bunu geçen sene ben yaşadım burada, yarı final maçına Bandırmaspor'la geldim. Bu o seyirci olmasaydı buradaki maçta baktığınızda Sakaryaspor kaybetmişti maçı. Ama seyirci kazandırdı. Veya işte beraber, en azından o beraberliği sağladı. Seyirci sağladı, neden? Büyük destek vererek. Şimdi sıra yine aynı şekilde onlarda. Yani bu pozitif ivmelenmeyi onlar yapacaklar ki biz de yardımcı olmayı, yani oyuncular da o işin içine girsinler. Çünkü korkarsak işimiz çok zorlaşır. Kendi seyircimizden korkarsak olmaz. 26-27 yıldır antrenörlük yapıyorum. 13-14 yıllık da teknik direktör, yani tek başıma çalışıyorum bu liglerde. Çalıştım bütün takımlarda. Elimden geldiği kadar bir takımı zirveye doğru götürmeye çalışıyorum. Genelde çalıştığım takımların hepsi şeye doğru gidiyor, yani gitti. Zirveye doğru. Düşmemeye oynayan takımlarda çok başarılı değilim. Ama yukarı doğru giden takımlarda başarılı olduğumu düşünüyorum. Kariyer olarak baktığınızda tabloya. Yani kazanma endeksli bir takımda şey yapıyorum. Kaybetmesi çok yüksek takımlarda problemlerim oluyor demek ki. Ben de başarılı olamıyorum. Ama kazanma endeksli takımlarda başarılı oluyorum. Ve yukarı doğru ivmelenen takımlarda hep işimiz rast gitti. Kendi adıma söylüyorum bunu. Bu takımda da ben şu anki potansiyelle işte uçururum, kaçırırım, atlatırım, zıplatırım dersem böyle bir şey benim elimde sihir değnek yok. Ama bu takımı kazanma endeksli bir takım haline getireceğim. Bir şekilde. Bu şekil ne olur ne biter şu an için şöyle yaparım, böyle yaparım diyemiyorum. Neden? Çok yeniyim. Oyuncu grubunu çok iyi tanımıyorum. Takımı antrenmanda çok fazla göremedim. Birlikteliğimiz çok fazla olmadı. Olduğunda yani atıyorum 2-3 hafta sonra daha konuşabiliriz bu konuyla ilgili. Yani öyle mi yaparız, böyle mi yaparız? Şu an itibariyle benim iddiam şu, bu takımı kazanır bir takım haline getireceğimi düşünüyorum. Şimdi bazı Umut'un şeyi var, hafif sakatlığı var. Onun için özellikle sakatlığından dolayı almadım, onu söyleyebilirim. Onu da iyi hale getirmem lazım. Yani eğer sakat bir oyuncuyu tam iyileşmeden sahaya sürersek hem oyuncuya yazık hem kulüp takıma yazık. Ya bu şimdi tabii o da beni tanımıyor. Çok yeniyiz. Yeni olduğumuz için oyuncular da bizi tanımıyorlar. Aslında ben ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani yardımcı da olacağız. Niye? Umut'un kalitesi tartışılmaz. Ben size söyleyeyim. Bizim takımdaki en önemli oyunculardan bir tanesi Umut. Ama sakat bir oyuncu, yani yarım yamalak oynamanın hiçbir anlamı yok. Ne ona faydası var ne de takıma bir faydası var. Onun için sağlam bir pozisyonda bu takımda bulacaktır. Zaman, süre bulacaktır. Bize de yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Yani ondan da faydalanacağımızı düşünüyorum ya. Ben yoksa şeyinden değil, yani Can Berk'in kötü oynamasından kaynaklanan veya kötü pozisyonundan kaynaklanan bir olay değil yani. Şimdi sol önde de oynadığını söylediler ama müdafaa hattında biraz daha zayıf olduğu için zaten şeyimiz var. Zaman içinde onu da geliştirerek orada da yer bulabilir diye düşünüyorum. Bireylere takılırsak problemleri çözemeyiz. Şimdi arkadaşlar ben baktığınızda bu takımda 25 tane oyuncu var. Bu 25 oyuncudan da zaman içinde faydalanacağını düşünüyorum ben. İsimler üzerinden gidersek, Ahmet, Hasan, Hüseyin diye gidersek bu işin içinden çıkamayız. Niye çıkamayız diyeceksiniz. Ben de rahatsız olurum, siz de rahatsız olursunuz. İsimleri bir kenara bırakmak gerekiyor. Benim için takım önemli. Zahit oynamış, Recep oynamış, Can Berk oynamış, ben ona bakmam. Benim bakacağım iş, benim seçtiğim 11, benim istediğim gibi oynuyor mu, oynamıyor mu? Oynamıyorsa bir dahaki maç oynamayacaktır, benim istediğim gibi oynamayan. Benim istediğim oyunu oynayan ve devam eden adamlar da oynamaya devam edecektir. Bu Zahit olur, bu Can Berk olur, bu Recep olur, ben isimlere bakmam. Ama biraz evvel söylediği için söyleyeyim. Ben Recep'i daha evvel tanıdığım için sordum. Durumun ne? Ben iyi durumdayım hocam. Sakattan döndüm. Oynama ihtiyacı hissediyorum dedi. Varım dedi ben bu işte. Ben de kupon maçında Can Berk'i seyrettim. Dedim ki birinci planda yumuşak bir bek gibi gözüküyor. Daha hücumculu, daha iyi bir bek gibi gözüküyor. Onun için onu oynattım. Yoksa ne derler ona? O öyle bu böyle diye oynatmadım. Ama şu var. Buradaki isim Recep olabilir, Can Berk olabilir. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Önümüzdeki dönemde ben bu takımda iş yapacak kim varsa onu oynatmaya çalışırım. Kimseden de akıl almadım, onu da onu söyleyebilirim. Kimseden bilgi almadım.
Sormadım da. Neden? Sorarsam eğer zaten herkesten, her kafadan bir ses çıkıyor. Böyle olunca benim zaten yarım aklım var. O da gidiyor.